Ali Karahasanoğlu, kaybolan Ermenilerin hesabını bizden değil, Fransız'dan, İtalyan'dan, Yunan'dan sorun. Kimse komplekse girmesin. Ermeniler soykırıma falan uğramamıştır. Bir iftira yüksek sesle dillendirildi diye doğru olmaz. Bir palavra çokça tekrarlandığı için gerçek haline gelmez. Lezbiyenin dilinde o. Geyin ağzında o, homonun yazısında o. Hepsi yüz binlerce defa tekrarlasınlar hiç umurumuzda değil. Bu topraklarda Ermeniler soykırıma uğramamıştır. Ermeniler zulme uğramamıştır. Ermeniler devlet yönetiminde en önemli makamlara getirilmişlerdir. İçlerinden hainlik yapanlar çıkmışsa da cezaları sadece onlara kısmen verilmiştir. Genelleme yapılmamıştır. Bu kadar aleyhte propaganda var. Bunlar hep mi yalan söylüyorlar denilecek. Ben hiç çekinmeden, hiç komplekse girmeden söyleyeyim. Evet yalan söylüyorlar. Başka konularda söyledikleri yalanlar gibi, bitmez tükenmez taleplerini tüm Türkiye'nin tek sorunu gibi göstermelerindeki çarpıtmalar gibi Bugünden basit bir örnek vereceğim. 73 milyon Türkiye'de Hrant Dink ismini duymayan acaba kaç kişi vardır? Yetişkin olup da bu ismi duymayan Allah'ın bir kulu kalmış mıdır? Bir başka isim söyleyeyim. Cevdet Kılıçlar. Onlarca haberini bu gazeteden okuduğunuz halde sizler bile hatırlayamayacaksınız biliyorum. Kimdi o diyeceksiniz. Mavi Marmara gemisinde şehit edilen gazeteci. Birbirlerini kıyaslamak istemem ama gazeteci ise o da gazeteci bu da gazeteci öldürüldüğü için ismi çok anılıyorsa bu da öldürüldü. Niye Hrant ki sabah akşam kafamıza nakşettiniz de Cevdet Kılıçları bu gazetenin okuyucuları bile hemen hatırlamıyor. Çünkü bu arkadaşlar bir algı operasyonu yürütüyorlar. Çok bağırıyorlar, çok konuşuyorlar, çok yazıyor, çok çiziyorlar. Böylece haklı olacaklarını sanıyorlar. Öyle bir rüzgar estiriyorlar ki bu ülkede tek öldürülen gazeteci Hrant Dink sanıyorsunuz cevdet kılıçları hiç hatırlatmayınca dünyada hiçbir yerde gazeteci öldürülmezken türkiye'de ermeni gazeteci öldürülüyor gibi bir algı oluşturuluyor Bugünden verdiğim bu somut örnek 100 yıl öncesi için de aynen geçerli. 100 yıl öncesinin Cevdet kılıçlarını da hiç kimse hatırlamıyor. Çünkü 100 yıl öncesinin Cevdetlerinin torunları acılarını kendi içlerinde yaşıyorlar. 100 yıl öncesinin Hrantlarının torunları ise acılarını içlerinde değil, bizim tepemizde boza pişirerek yaşamak istiyorlar. Kimse oyuna gelmesin. Biz hiç kimsenin ölümünden sevinç duymayız. Ama ölüler üzerinden menfaat devşirilmesinin oyuncağı da olmayız. Anlamıyorum, Erzurum'da arkadan hançerlenen Müslümanları anarken, Ermeni patriği veya Ermenileri temsilen herhangi bir kişi törene katılıp acınıza katılıyoruz demiyor Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Osmanlı'nın son dönemlerinde ölen Ermenileri anma törenine katılıp acınıza katılıyoruz diyor. Tabii ki insanların acılarına katılmak kötü bir şey değil. Katılalım. Şu olmuş ama önce bu olmuş demeden, şu olmasaydı bu olmazdı demeden. Ama bunun için öncül şart hepimizin acılarının masaya konulmasıdır. Yok öyle ''Seninki savaşta olmuş, savaşta insan kaybı normaldir.'' deyip ''Benim acımı kenara iteklemek.'' Sonra da ''Benim acımı tanı, benim acımı tanı.'' diye dayatmada bulunmak. İyi niyetle olaya yaklaşalım. Bundan sonra benzerlerinin yaşanmaması için insanların acılarını dert edinelim ama bunu tek taraflı yapmayalım. Osmanlı'da bir buçuk milyon Ermeni varmış, sonra 70 bine inmiş. Neredeymiş aradaki fark? Peki Osmanlı'da şu kadar Kürt vardı, bu kadar Türk vardı, şimdi şu kadar var, nerede gerisi diye biz Ermenilerden hesap soruyor muyuz? Yunan'dan hesap soruyor muyuz? Fransız'dan hesap soruyor muyuz? Hatta her şey sizin yüzünüzden oldu deyip İngiliz'den, Alman'dan hesap soruyor muyuz? Sormuyoruz. O zaman başkaları niye bizden hesap sormaya kalkıyor? Olay ne? Savaş döneminin gerçekleri. Savaşta ölüm de var, yaralanma da. Üstelik savaşın yaşandığı alan bizim yüzyıllardır var olduğumuz coğrafya. Bu coğrafyaya işgal için gelen Fransız, İtalyan, Yunan bu topraklardaki tüm ölümlerin sorumlusu olmayacaklar. Biz mi sorumlu olacağız? Akıl işi mi bu? Bir sorumlu arıyorsanız gidin Fransız'ın yakasına yapışın. Ne işin vardı Maraş'ta din? Gidin İtalyan'a sorun, ne işin vardı Antalya'da deyin. Gidin Yunan'a sorun, ne işin vardı İzmir'de deyin. Onlar versin Maraş'ta, Antalya'da, İzmir'de olmalarının hesabını. Ondan sonra bize sorun, bir buçuk milyon Ermeni nasıl olmuş da yetmiş bine inmiş. İşin kolayını bulmuşlar, savaşta ölenleri hiç dikkate almıyorlar. Onun adı savaşmış. Sanki orada ölenler insan değil. O da insan, sizin soykırıma uğradı dedikleriniz de insan. Ha savaşta öldürülmüş, ha başka şekilde. Sizin dert ettiğiniz şey, İnsan canının önemi mi yoksa maddi menfaatleriniz mi? İşinize gelince yüz binlerce Türk ölmüş ama onlar savaşta ölmüş deyin. Üzerinden maddi menfaatler devşireceğiniz Ermeniler söz konusu olunca yasını asla unutmayacağız deyin. Samimiyet var mı bunda? Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit.